Son mühür ekranlarından günaydın, gün başlıyor. Saatleriniz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Farklı konuklarımız farklı konularla birlikte stüdyomuzda oluyor ve farklı başlıkları birlikte irdelemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yaptığınız ve yapacağınız yorumları da elbette ki takip ediyoruz. Sizlerin sorularına da yanıt vermeye çalışıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da gündemi konuşmayı ve önemli başlıkları ayrı bir pencere açmayı sürdürüyoruz. Değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Tüm Yerel Sen 2 numaralı şube başkanı Ömer Eşki'yi ağırlıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Biz yayından önce de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Şimdi yayında biraz daha açacağız. Hem hangi konular en çok merak ediliyor diye ben size sordum. Siz dediniz ki sanıyorum banka promosyonları birinci sırada diyebiliriz dediniz. Ki haberlere de çok çok konu oldu. Biz de çok çok konuştuk. Yazdık, çizdik, üzerine okuduk. Köşe yazarları işte hangi banka ne kadar veriyor, kime veriyor, neye göre veriyor? Nedir bu banka promosyonu tartışmaları? Dediğiniz gibi enflasyon artışından kaynaklı maaşlarda da bir artış oldu. Ve bankaların maaşlardan kazançları, yani bankalara yatırılan paralardan dolayı, bankaların paradan para kazanmasından dolayı şeyleri arttı. Kazançları arttı. Bu yüzden emek sınıfı da bundan payını istedi. Bu konuda da çeşitli yerlerde fesihler, bazı yerlerde güncellemeler yaşandı. Şu anda belediyedeki memur emekçilerinin de bu anlamda yoğun bir talebi ve yoğun bir çabası var. Biz de sendika olarak burada onların bu talebini ve çabasını belediye başkanlarına anlatıp, belediye yönetimine izah edip onlarla birlikte bu bünyen pastadan pay almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii memurların kafasını karıştıran durumlar da oluyor. Özellikle üniversite hastanelerinin çok yüksek promosyon alması, onlarda hani biz de bu kadar alabilecek miyiz ya da bizim de hakkımız bu kadar mı diye sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Her kurumun tabii kendine göre bir ekonomiksel çerçevesi var. O farklılık ondan kaynaklanıyor. Evet, yani mesela örneğin üniversite hastanelerinin belediyelerin bütçelerinden daha büyük bir döner sermayesi oluyor. Bütçeleri ayrı, döner sermayeleri ayrı oluyor. Bu döner sermayede aslında maaşlarda gözükmemekle beraber bu da bankaya yatan bir para. Ve bu büyük meblağı bankalar alabilmek için birbirlerine tabiri caizse kılıç çekiyorlar. O yüzden bu rakamlar oldukça yükseliyor üniversite hastanelerinde. Bir diğer durum da emeklerin promosyonlarının işte maaşlarına oranla yüksek olmasını İşte memurlar yani onları örnek gösteriyor. Ama orada şöyle bir durum var. Belediye memurlarının maaşı bankalara maksimum 2 gün erken yatıyor. Emeklerin maaşları ise bankaya 10 gün daha erken yatıyor. Bankalar emeklerden çok daha fazla para kazanabiliyorlar. Memurlardan daha az. Hatta bazı belediyelerde 2 gün bile değil. Yani aynı gün, ayın 14'ünde maaşın yatıp gecesinde maaşın çekildiği bir durum oluyor. Bankalar buradan para da kazanamıyorlar. Temel beklentileri işte müşteri kazanmak, kredi satmak, kredi kartı satmak oluyor. O yüzden bizlerin ortalamaları, yani maaş ortalamasına endeksli bir şekilde verilen promosyonlar diğerlerine göre daha düşük kalıyor. Ama bir yıl önceki rakamlara göre, iki yıl önceki rakamlara göre en az 3 kat fark var. O anlamda biz de bir yıldan daha fazla süre kalan belediyelerde promosyon sözleşmelerini ya tek taraflı fesiye ya da güncellemeye götürüyoruz. Bu anlamda birçok yerde de önemli yollar kat ettik. Diğer bütün belediyelerde de yine şeye göre, sözleşmelerinin bitiş süresine göre, eğer 4-5 ay kaldıysa Ocak ayı zammını aldıktan sonra normal tarihinde promosyon sözleşmesinin yapılması daha mantıklı olduğu için oralarda bir müdahalede bulunmuyoruz. Sadece süreci takip ediyoruz. Ama onun dışında bir yıldan fazla kalan her yerde ya fesih ya güncelleme yöntemine giderek emekçilerin bu dönen ekonomik ranttan haklarını alması için mücadele veriyoruz. Dediğim gibi bu ara yani gündemimizin çok büyük kısmını promosyon işgal ediyor haklı yere. Ama en büyük sorun yaşadığımız şey
farklı kurumlarda alınan yüksek meblağlarla kendini kıyasladıkları zaman neden hani orada bu kadar da bizde bu kadar dendiğinde oradaki gerekçeleri de ona anlatmak lazım. Onları anlatmaya çalışıyoruz. Yani haklı olarak elbette ki en yüksek meblağdan o da faydalanmak istiyor. Ama burada anladığım kadarıyla o kurumun ya da neyden bahsediyorsak bütçesi. Sermaye yine devreye giriyor. Hem bütçesi hem ortalama maaş temel kriter aslında o. İşte sayıyla da çok aslında ilgisi yok. Yani hani işte onlar 1000 kişi, burası 10 kişi değil. Sonuçta 1000 kişinin maaşını verdiği zaman 1000 kişiye de promosyon dağıtıyor. Hı. 10 kişinin maaşını verdiği zaman 10 kişiye de promosyon dağıtıyor. Orada temel olay kurumlardaki promosyon dağıtılacak kişilerin maaş ortalaması. Bundan mütevellit şu anda yani temel çalışma alanımız, iki alanımız var. Bir tanesi güncel olanı promosyon. Ama onunla bununla ilgili gerçekten sendikaya da çok geliyorlardı. Şimdi ben neden bu kadar alıyorum, o neden bu kadar alıyor? Bu sorunun yanıtını istiyordur haklı olarak. İstiyorlar. Biz artık şey, yani yan meslek olarak bankacılığa başlayacağız. Banka konuya hakimiz diyorsun. Yani bütün işimiz bu oldu. Hani artık banka müdürleriyle ahbap olduk. Hatta bir tanesi geçen gün dert yandı. Ya herkes promosyon alıyor, bir tek bankacılar promosyon almıyor dedi. Evet. Haklı olarak. Yani onların maaşını götürüp başka bankaya yatıracakları halleri yok. O yüzden bu işin dibine kadar girdik. Her türlü şeyine hakim olduk. Hukuksal sürecine, ekonomik yansımalarına vesaire. Gerçekten şu anda memurların temel gündemi promosyon. Onunla ilgili de biz de sendik olarak elimizden geleni yapıyoruz. İkinci başlıkta yine yayın öncesi de sizlerle konuşmuştuk. Toplu sözleşmelerdeki Sayıştay zimmetleri. Bu konu tam olarak nedir? Burada sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Burada sıkıntı aslında kanundan kaynaklanıyor. Yani şöyle şu andaki kanun güdük bir kanun. Ama bu güdük kanun bile çok uzun bir mücadelenin neticesinde aslında elde edilmiş bir hak. Sendika yasası memurlar için yıllarca çıkmadı biliyorsunuz. Bununla ilgili sendika yasası çıksın diye çok uzun mücadele veren büyüklerimiz var. İlk önce onların emeklerini buradan saygılarımı sunuyorum. Neticesinde bir sendikalaşma, ardından bir toplu iş sözleşmesi süreci vesaire Türkiye'de kazanılmış hak olarak elimizde duruyor ama bu kazanılmış hakka bir yasal sınır getirilmiş. Biz o yasal üst sınıra aslında siyasal üst sınır diyoruz. Türkiye'de emek mücadelesinin sürekli bir baskılanma durumu var. Yani bugün hepimizin güncel hayatta yaşadığı bir durum var. Toplumun bir kesimi işte et kurumlarının önünde ucuz kıyma alayım diye beklerken bir kesimi de işte gidin hani turistik bölgelere otellerden yer bulamıyorsunuz. Fiyatlar 3 katına 5 katına çıktığı halde bile zengin olan zenginliğini arttırmaya devam ediyor. O yüzden bu zenginliğin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de ucuz iş gücü. Ucuz iş gücünün sürdürülebilmesinin de temel koşulu büyük bir işsiz ordusunun olabilmesi. Bu anlamda bu ucuz iş gücünü kötü örnek teşkil etmemesi için sonuçta memurlar da işçidir. Memurlar da emek sınıfının bir parçasıdır. Bu memur haklarına bir üst sınır getirilmiş. Yani yasal üst sınır deniyor ama biz ona siyasal üst sınır diyoruz. Bunun bir siyasal karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Emek sömürüsünde bir parçası olduğuna inanıyoruz bu kanunun. Ve bu üst sınırın üzerine çıkıldığı zaman belediyelerle yetkili sendikalar arasında imzalanan sözleşmelerde üst sınırın üzerine çıktığında Sayıştay'ın zimmeti memurların, sendikaların, belediyelerin tepesine bir adaletin kılıcı gibi sallanmaya başlıyor. Bu artık zaman içerisinde ufak bir kar topuyken artık çığa dönüştü. Birçok belediyede emekliliği gelmiş 35 yıllık, 38 yıllık memurluk geçmiş olup da emekli ikramiyesini alamayacak durumda olan memur arkadaşlarımız var. Düşünün yani 35 sene, 38 sene bir kuruma hizmet ediyorsunuz, devlete hizmet ediyorsunuz, vatandaşa hizmet ediyorsunuz. Emekli olacaksınız, emekli olduğunuzda emekli ikramiyenize el konuyor, üzerine size borç çıkartılıyor. Sebebi de sosyal denge sözleşmelerinde üst sınırın üzerine çıkılmış olması. Üst sınırdan bir yıl öncesine kadar çok komik rakamlardaydı. Yani 1100-1200 lira seviyesindeydi. Şimdi o biraz artırıldı. Fakat o
10 yıl öncenin rakamlarını aşan belediyelerdeki memur arkadaşlara getirilen o üst sınırların işte zamanla bir de netten aldığınız parayı brütten faiziyle sizden geriye talep ediyorlar. Bu 150 milyar, 200 milyar hatta 300 milyon üzerinde zimmet borcu olan, kişi borcu olan memurlar var. Biz de buna karşı göreve geldiğimizden beri daha bir yıl olmadı ama yoğun bir af mücadelesi verdik. Af kavramına karşı çıkan memur arkadaşlar da var. Yani bu kavramı kullanmayın, bir suç işlemedik diyen arkadaşlar da var. Onlara da saygı duyuyorum ama en anlaşılabilir tabir bu olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bununla ilgili İzmir'deki 4 tane siyasal partinin il başkanlıklarına ziyarette bulunduk. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarına gittik. Ardından Ankara'ya 3 sefer gittik. Partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekilliklerini ziyaret ettik birkaç kere. Bir noktaya da geldi. En son Temmuz ayında çıkan torba yasada biz çeşitli siyasiler sayesinde torba yasaya bir kanun ekletme noktasına gelmiştik. Oraya iki kelime eklendi. Bunu da üzülerek söylüyorum başka bir sendika tarafından. Normalde emekçinin yanında olması gerekirken farklı sahiplerle hareket eden bir sendika tarafından. Bizim hazırladığımız metinde il özel idarelerinde ve yerel yönetimlerde sosyal denge sözleşmelerinden kaynaklı çıkartılan kişi borçlarının affına yönelik bir talepti ve 32. madde kapsamında diye başlıyordu. Orada 32. maddenin 3. fıkrası diye bir ibare eklenmiş. O 3. fıkrada personel giderleri gelirlerinin %30'un üzerine çıkan yerlerde sözleşmeleri yasal kabul etmiyor ve belediye başkanlarını ve bunu imza atan bürokratları suçlayan bir madde. Sadece o kısma bir af gelmiş. Ama bunun asıl mağduru bugün Türkiye'de 30-40 binin üzerindeki memur. Hı hı. Ve bu konuda bir eğer affın akabinde bir kanun düzenleme gelirse Türkiye'nin genelindeki 120 bin memuru rahat ettirecek bir mücadele. Bizim bu aftan sonra ikinci bir affın çıkacağına inanıyoruz. Bununla ilgili de sürekli çalışmalara devam ediyoruz. Ekim ayındaki torba yasanın içerisine dahil edilmesiyle ilgili yoğun bir çabamız var. Buraya inancımız tam olduğu için bunun ikinci adımını atma konusunda bir çabamız var. Bazı sendikalarla farklı düşündüğümüz yer var. Yani yasal üstünün tamamen kaldırılması konusunda fikir beyan eden sendikalar var. Bizim o konuda siz bir orta yol mu bulmak evet, istiyorsunuz? Evet, o konuda farklı bir görüşümüz var. O da şu. Şimdi belediyelerin bütçelerini de biliyoruz. Yani memuruz. Oraya gelen parayı, yapılan harcamaları, işte zorunlu mazot giderlerini, işte doğacak olan işte asfalt maliyetlerini hepsini bildiğimiz için bazı belediyelerde artık sosyal denge sözleşmelerinden kaynaklı ücretlerin geç yatırılması, yatırılmaması bunlar bu kazanılmış hakların da korunması da önemli. Yani şimdi size 20 bin lira da sosyal denge sözleşmesi veriyorum diyebilir belediye ama bunu ödeyemedikten sonra bir anlamı, bir kıymeti halbisi yok. Biz iki tane önerimiz var bununla ilgili. Bir tanesi asgari ücret artı yol artı yemek. Buraya endeksli bir sosyal denge sözleşmesi olabilir. Asgari ücret arttığı zaman otomatik olarak bu da üst sınır artar. Yol giderleri o şehirdeki kullanılan bizde İzmir'de işte bir kart bedeli var. Onun 88 binişlik hali. Yemekte hükümetin belirlediği yemek rakamının artmasıyla ortak bir artışın olması. Yani işte otobüs fiyatlarına zam geldiğinde otomatikman zam gelecek. Yemek fiyatları arttığında artacak. Asgari ücret arttığında artacak. Böyle bir bunu veremeyecek belediyeler de vardır. O artık sizin sendikal yeteneğinizle alakalıdır. O üst sınıra çıkabilmek ya da çıkamamakla alakalı. Burada da şunu hedefliyoruz. Yani aynı şehrin içerisinde aynı siyasi partinin iki belediyesi ikisininki bir zabıta görev yapıyor. Hı hı. Komşu ilçelerde birinde görev yapan zabıta belki görevi daha zor olmasına karşın yan belediyedeki zabıtadan 7 bin lira daha az maaş oluyor. Şu an İzmir'de yaşadığımız bir durum bu. Aynı şehrin içerisinde böyle bir farklılığın, böyle bir dengesizliğin olması da doğru değil. Ama ikinci bir önerimiz de şu olacak bizim. Ankara, o neden kaynaklanıyor bu arada? O belediye başkanlarıyla sendikaların arasındaki şeyden, durumdan kaynaklanıyor. İkinci bir önerimiz de şu olacak.
biliyorsunuz artık Ankara, İstanbul, İzmir'de kira fiyatları o şehirlerde yaşayan normal vatandaşların şehir terk etmesine bile sebep oluyor. Yani önceden insanlar hani şehir köylerden şehirlere akın ediyordu, artık tersine şehirlerden göç, kırsala bir göç var. Bunda en önemli etken de kira. Yani insanlar yediklerini, içtiklerini işte azaltabiliyorlar. Yaşantılarını değiştirebilir ama kira giderleri, ev maliyetlerini düşürmek onların elinde olan bir durum değil. Artık kavgalara şahit oluyoruz. Ev sahipleriyle kiracılar arasında mahkemeler bu konuda had safhada artmış. Mesela Burdur'un Yeşilova ilçesindeki işte 5500 nüfuslu bir yerde kira maksimum bugün 1000 lira seviyesinde. Hı hı. Ama şurada işte Bornova'da, Bayrak'ta, Konak'ta, işte Karşıyaka'da artık 7000 liranın aşağısında bir kira yok. Oradaki memurun sosyal dengesiyle İstanbul Beşiktaş'taki ya da Ankara'nın Çankaya'sındaki, işte İzmir'in Karşıyaka'sındaki bir memurun aynı sosyal dengeyi alması da bir dengesizlik oluşturabiliyor. Hı hı. Şu anda hükümet %120 diye bir üst sınır çizmiş durumda mevcut duruma. Biz onun daha önceden şöyle bir uygulama oluyordu, işte memurların kullandığı ticket'lar vardı. Onlara hükümet Ankara, İstanbul, İzmir için %150 artış hakkı vermişti. Şimdi o artış hakkı bugün eğer Ankara, İstanbul, İzmir'e özgü kira fiyatlarının da yüksek olduğu başka yerlerde olabilir. Yani mesela Muğla'da da kira fiyatları çok yüksek. Burada %150 bir artış hakkı verirse bu bir noktada, yani yol ve yemekle beraber yine aynı rakamlar, yani bugünkü şeyle 7000 lira seviyelerinde bir resmi sınıra gelir. Bu da memurların yaşantısında en azından kira ya da ev kredisi ödeme konusundaki zorunluluklarında bir nebze nefes aldırma şansı, hı hı, doğar. Ve şundan da kurtulur. Yani temel gündemimiz artık şeye dönüşüyor. Belediyelerde yani memurların çalışmasının yarıya yakın mesaisi Sayıştay denetimlerinin had safhada boğucu olması üzerine gidiyor. Buradan genel hani konu dışında kamuya da bir eleştirde bulunmak gerekirse, yani bir belediyede şahit oldum, 400 tane memura toplam 40 bin liralık bir zimmet, yani bir harcamadaki bir durumla ilgili 40 bin liralık bir zimmet çıkmış 400 tane memura. 400 memura, yani böyle bir ansiklopedi kalınlığında bulgu raporu geliyor, postayla geliyor, cevaplar tekrardan postayla gidiyor. 40 bin liralık zimmetin bildirilme ve cevap alma maliyeti 60 bin liraya denk geliyor. Yani bu artık bazı kasları yüzünden pahalı derler. Evet, bazı şeylerde yani tabii ki devletteki denge ve denetleme mekanizmasının doğru çalışması çok önemli. Ama sonuçta bu kararları alan, bunları uygulayan hakimler de denetçiler de uzaydan gelmiyorlar. Onlar da bu toplumun birer parçası ve bir şeyin maliyetine ya da gerekli olup gerekli olmamasına da özen göstermek gerekiyor. Bu anlamda memurların da yani belediyelerle yapmış oldukları sözleşmelerden edindikleri haklara bir Sayıştay denetimi, bir Sayıştay yargısı getirmek, onları mağdur etmeye yönelik böyle bir çalışma yapmak çok da şey değil. Sonuçta bu insanlar toplumun en mikro nice şekilde devleti temsil eden insanlar. Yani oturulan apartmana verilen ruhsattan tutun da işte nikahın kıyılmasına kadar her aşamada vatandaşla birebir olan, hatta yani işlem yaparken canı acıyan, devletle vatandaşın en kolay buluşabildiği mekanizma belediyeler. O yüzden hani bu yargı denetimlerinin, işte Sayıştay denetimlerinin bir noktada daha makul şekilde yapılmasına yönelik bir çalışmamız bizim bu. İnşallah bundan da iyi bir netice alacağız diye düşünüyorum. Bu görüşmeler meclisin açılmasıyla birlikte mi? Şöyle, meclisin açılmadan önce, yani şu anda görüşmeleri yapıyoruz. Evet. Hani açıldığı zaman bir anda hani orası şey değil, sabah 8'de gittiniz de talebiniz nedir denen bir yer değil. Önce altyapısını kurmanız gerekiyor. Bir de bu taleplerin kimden geldiği de önemli. Yani sendika olarak gidip o talepte bulunabilirsiniz ama ne kadar o talep orada değer görecek ayrı. O talebi oraya götürecek olan kişiler de önemli.
O aracıları doğru seçmek, kendiniz onlara doğru ifade etmek de bir zaman alıyor. Karşıdaki insanlar yani bunun alelade bir istek olmadığını anlaması lazım. Biz mesela bu konu hiç bilinen bir konu değil. Yani belediyede örnek veriyorum, memurla bir şirket işçisi ya da bir kadrolu işçi yan yana oturuyorlar. Ama memurların bu sıkıntısından ne kadrolu işçinin, ne şirket işçisinin, ne ne evrak götüren oradaki bir arkadaşının, ne çay götüren bir ablanın haberi yok bundan. Biz bu duyulsun diye çok uğraş verdik bir yıldır. Bildiğiniz elimize boyaları alıp işte zimmetlere af diye sokaklara spreylerle yazılar yazdık. 17 Mart'ta bir büyük miting yaptık İzmir Meydanı'nda. Ona da sağ olsun memur arkadaşlar yoğun bir katılım gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in başkanlığında yapılan bir mitingdi. Farklı sendikalar olarak bir araya geldik. Ondan da ölçtüyoruz. Bizim fikrimizdi. Bizim hazırladığımız bir projeydi. Bizim öncülüğümüzde gerçekleşti. Başarılı bir iş oldu. Artık bu bilinir bir sorun haline geldi. Yani bu sorunun en büyük problemi bilinmez bir durumda. Bilinir olması dikkate alınması evet. Açısından önemli. EYT gibi ya da 3600 ek gösterge herkes, gibi evet, biliyor bu konuları. Bilinen bir durum değildi. Biz ilk önce tanınır hale getirmeye çalıştık. Hatta şimdi biraz da EYT'nin popülerliğinden çalıp EZT diye bir dernek kurduk. Emeklilikte zimmete takılanlar diye. Gerçekten de böyle bir kitle var. Yani 35-40 yıldır emek veren ama bu zimmet probleminden kaynaklı, kişi borcundan kaynaklı emekli olamayan bir kitle var. Benim yaşımdan daha fazla çalışmışlar ama emekli olamıyorlar. Tabii biz o sınıfa girmiyoruz ama o insanların mağduriyetini gündeme getirelim diye bu derneği kurduk. Yakında da bu dernek de faaliyete geçecek. Ha, umarız Ekim ayındaki ilk torba yasada bu sorun çözülür. Böyle bir şeyde gerek kalmaz. Birçok memur arkadaş da bu sebepten emekliliğini bekleyen arkadaşlar emekli olup bundan sonraki hayatına tabiri caizse torun sererek devam üstelik eder. Üstelik bu emeklilikle birlikte o işsizler ordusuna da kadrolar evet. Açılmış olacak. Yani işgal, tabii uzun yıllardır memur oldukları için işgal ettikleri kadroların yerine şey de alamıyorsunuz. Yani hani dışarıdan talep de alamıyorsunuz. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Yani memuriyette en verimli olan zamanlar işte 10. yıl ile 25. yıl arasında insanlar. Hem yaş itibariyle hem artık deneyim olmuş oluyor. Kendi kanıtlama isteği oluyor. İşte terfi alma isteği oluyor. O dönemlerde işte şeflik, müdürlük, başkan yardımcılığı buralara gelmek için kendini göstermeye odaklı bir çalışma oluyor. Özellikle 25'ten sonra daha ralentide bir şey, çalışma ortamı. Hele ki yani bu belediyelerde böyle, siyasi kurumlar belediyeler. Başkanla işte ya da o başkana yakın olan ekiple bir uzaklaşılma varsa o memurdan artık performans bekleyemiyorsunuz. Yani bir köşede oturuyor ve genellikle ona çok fazla iş verilmiyor. Ve bu kanunu bekleyen memurlar da çok. Yani onların emekli edilmesinin ardından o doğacak kadroların belediyede bir iç rekabet doğuracağı da net. Alttan birçok insanın da yolu açılmış olacak. Bir noktada ben şey gibi bakıyorum, yani belediyeler kendi eğer bu kişi borçlarının affı çıkartabilirsek ve emekli olup da bunu bekleyen arkadaşlar emekli olursa kendilerini güncellemiş olacaklar. Yani taze bir kan girmiş olacak içeriye. Ümit ediyoruz, başaracağız. Evet, bu arada son 5 dakikamız var. Noktalamadan önce sözleşmeli memurların kadroya alınması hakkında son durum nedir? Var mı böyle bizim, bir şey, gelir mi? Öğrendiğimiz hani zaten şeylerde bakanlar da açıkladılar bunu. Kendi iç istihbaratımızla öğrendiklerimizden mütevellit şöyle bir şey söyleyeyim. Bu artık 1 Ocak'tan itibaren sözleşmelilerin, ben de bir sözleşmeli memurum bu arada. Kadroya geçecek kesin. Hani bunun şartları nedir, ne olur falan diye konuşuluyor. İşte 3+1 yani 3 yıl sözleşme imzalayacak, ondan sonraki yıl kadroya geçecek diye bir şey söyleniyor ama burada en bence somut veri 2013'te sözleşmeler kadroya geçmişti. Orada da birçok şey söylenmişti ama bir yıldan sonra sözleşmeler diğer tüm memurlarla aynı haklara sahip oldu. Ben burada da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Yani 1 Ocak'tan itibaren tüm sözleşmelerin kadrolu memurlarla aynı haklara sahip olarak
çalışma hayatına devam edeceklerini. Gerçi kadroya alındıktan sonra bazı kurumlarda da farklı tartışmalar sürmüştü. İşte memurların tam haklarına sahip olamadıklarını. Bir yıl sürdü o. Bir yıl sonra her şey eşitlendi. O anlamda hani bana da bununla ilgili çok soru geliyor ama dediğim gibi artık yani bu şey biz olmuş ve bitmiş bir olay olarak bakıyoruz. Bir yıldan sonra tüm memurların yani işte en çok çekinilen ya da rahatsız olan durum şuydu. Geçen sefer de o kanun çıktığında işte 5 yıl çakılı kadro yani 5 yıl boyunca tayin hakkı yok. Aynı yerde aynı görevi yapmakla mükellef deniyordu. Bir de soru da kaldırıldı ve o haklardan herkes eşit şekilde faydalandı. Ben o tartışmalarında yani kanun geçtikten sonra çok kısa bir süre içerisinde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Evet, örneklerine baktığınızda öyle oldu Zira. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyorum size de. Teşekkür ederim. Evet efendim, tüm Yerel Sen 2 numaralı Şube Başkanı Ömer Eşki bizimle birlikteydi. Hem banka promosyonlarından bahsettik hem de belediyelerdeki toplu sözleşmelerde Sayıştay zimmetlerinin kaldırılması ile ilgili yürütülen süreç ve elbette ki sözleşmeli memurların kadro hakkı. Kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Aranın ardından 444 Gayrimenkul Genel Müdürü Bora Arslan bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Kira fiyatlarını, ev fiyatlarını konuşacağız. Emlak sektörünü konuşacağız. Gayrimenkul sektöründeki sıkıntıları da elbette ki detaylandıracağız. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.